Çankırı Postası ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar sevgili Çankırı halkı. Bugün günlerden 1 Mayıs Çarşamba. 1 Mayıs demek işçinin ve emekçinin bayramı demek. İşçinin ve emekçinin bayramı demekse tüm Türkiye'de olduğu gibi Çankırı'da da bugün an itibariyle bir yürüyüş gerçekleştirilecek demek. Bu yürüyüşe şu anda Çankırı Petrol İş Sendikası'nın öncülük ettiğini söyleyebiliriz. Yürüyüş yaklaşık saat 11.30 sularında başlanması bekleniyordu. Lakin kalabalığın yavaş yavaş artmasından dolayı görevli arkadaşlar biraz daha geciktirme kararı aldılar yürüyüşü. Yürüyüş alanında şu anda kucaklama taşı bölgesindeyiz ve kucaklama taşından belediye binasının oradaki anıt bölgesine kadar devam edecek yürüyüşün ardından da Çankırı Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Sayın Halil İbrahim Topçuysa bir açıklamada bulunacak. Şu anda o da bizim yanımızda. Halil Bey. Şu anda yanımızda Petrol İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu var. İyi bayramlar diliyoruz teşekkür öncelikle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Duygularınızı, düşüncelerinizi, yorumlarınızı alabilir miyiz bugün hakkında? Vallahi duygu, düşünce şu an tavan seviyede. Bugün işçi bayramı, 1 Mayıs. İşçi, emekçinin meydanlarda olduğu, haklı taleplerini meydanlardan siyasilere, kapitalist düzene, işverenlere, çarkları döndürenlere duyurması gerektiği bir gün. Bugün Sümitom olarak, Petrol İş olarak sahadayız. Bütün sendikalar davetlimiz, gelenler var, gelmeyenler var. Herkesten Allah razı olsun ama bugün bütün sendikaları buraya bekliyorduk biz. Hepsine de davetiye gönderdik. İsterdik ki birlikte yapalım. Ama kamu sendikaları yanaşmıyor. Özel sendikada tek Petrol İş var. Petrol İş'te 2400 üyesiyle şu an sahada çok güçlü bir yapımız var bizim. Sumitomo ile devam eden bir sözleşmemiz var. Sözleşme arefesinde dün itibariyle grev kararı aldık. 29 Mayıs'ta grevimiz var. Bu biraz da o yüzden canlı geçecek 1 Mayıs. Çünkü çalışanlar çok kararlı. İstedikleri bir ücret seviyesi var oraya erişmek için. Biz de sendik olarak, şube başkanı olarak çalışanlarımın en taban ücretini bir seviye çekme gayretindeyim. İnşallah onu başarılı olacağız. Eğer işveren yanaşmıyorsa, vermiyorsa da şu an bu bizim grev provamız. 1 Mayıs meydanlardayız. Meydana gittiğimizde konuşma daha da bir kalabalık olacak. O bizim grev öncesi bir grev programımız olacak. Greve çıkacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasını orada canlı bir şekilde haykıracağız. İşveren de görecek. Eğer işveren göze alıyorsa bizi greve çıkarır. Alamıyorsa taleplerimizin tamamını karşılar. Masada biz bunu bitirmek istiyoruz. Biz masada müzakereyle bitirmekten yanayız. Ama işveren bugüne kadar 7-8 toplantı yaptık. Taleplerimize yaklaşmadı. Çok komik rakamlar teklif etti. Çok alt seviyelerde. Bu lastik işçisine yakışır, onuruna yakışır bir ücret değil. Çok kötü seviyelerde. O yüzden bizim lastik sektörünün bir seviyesi var. Biz şu an onun altındayız. Yeniyiz diyorlar. Yatırım yapıyoruz diyorlar. Lakin biz 10 yıl oldu. Üçüncü sözleşmemiz. Birinci sözleşmemiz bizim kurucu sözleşmeydi. İkinci sözleşmemizi biz onarıcı sözleşme olarak nitelendirdik. Belli bir seviyeye çıktık. Bazı hakları oturtturduk. Fakat bu üçüncü sözleşme bizim kalıcı sözleşme olacak. O yüzden sözleşme arefesinde grev öncesi bu 1 Mayıs çok önemli. 1 Mayıs'ın tarihi de çok önemli, anlamı da çok önemli. Değişik yerlerde 1 Mayıs'lar kutlanıyor fakat devlete isyan niteliğinde kutlanıyor. Biz bunu çok fazla da tasvip etmiyoruz. Legal ortamlarda taleplerimizi iletebiliriz. Birlikte sloganlarımızı atarak, birlikte yürüyerek kapitalist düzenin çarklarını tıkayacağımızı bu kalabalıklarla göstererek de taleplerimizi alabiliriz. Ama değişik yerlerde değişik yöntemler olabiliyor. Bunları saygıyla karşılıyoruz. Fakat Çankırı'nın yapısına, Çankırı'nın yarenlik kültürüne uygun biz bir Mayıs yapmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi davullu, zurnalı, halaylı, müzikli bir şekilde, şölenli, sazlı, sözlü bir şekilde 1 Mayıs'ımızı kutlayacağız. Meydandan mesajlarımızı vereceğiz. Siyasilerimize mesajlarımız var. Çünkü sorunlarımız var. Geçen yıl 1 Mayıs'ta da biz siyasilere mesajlarımızı ilettik. Doğru bir mesaj iletmişiz ki rahatsız oldular. Geldiler, rahatsızlarını dile getirdiler. Olsunlar, olmaları da gerekiyor. Çünkü ben onlar rahatsız olsun diye zaten mesajlarımı veriyorum. Çünkü bizim organize sanayimizin konut sorunu var. Organize sanayimizin ambulans sorunu var. İtfaiye sorunu var. Bu sözler hep veriliyor ama giderilmiyor. Yani önce fabrikayı kur, sonra altyapısı gelir arkadan. Bu doğru bir mantık değil. Bunun ceremesini de işçi olarak biz çekiyoruz. Sendik olarak da yükünü biz çekiyoruz. O yüzden biz siyasetin, hükümetin, söz verenlerin karşılayamadığı ambulansı biz sözleşmeyle almaya çalışıyoruz. Bu da tabii bizim işçinin alacağı diğer haklara sekte vuruyor. İşvereni yoruyor. Onun için biz 1 Mayıs meydanında tüm siyasilere mesajlarımızı ileteceğiz. Bunu devlet isyan şeklinde değil ama talep şeklinde.
Şu anda da gördüğünüz gibi işçiler birleşirse dünya yerinden oynar diyoruz. Bu işçiler gerçekten her şeyi hak ediyorlar. Çünkü biz lastik emekçisiyiz, lastik yapıyoruz. Karbon karası derler ya, hani kömür karası değil, ekmek parası diye maden işçisi için. Biz de karbon karasını ciğerlerimizle çekiyoruz. Lastik kokusunu ciğerlerimizle çekiyoruz. Bunu sonuna kadar hak ediyoruz. O yüzden biz sendik olarak, şube başkan olarak, ben Halil İbrahim Topçu olarak bir temel seviye belirledik. En düşük operatörümüz 30 bin net ücrette 40 bin yanlarla 45 bini görmesi lazım. Bu belki Çankırı şartlarına göre yüksek gibi görünebilir ama ekonomiye göre, alım gücüne göre yüksek değil. Biz buraları görmeden sözleşmeyi bitirmeyeceğiz. Grevse grev dedik. Grevden de biz geri durmuyoruz. Grev demokrasinin bir olmazsa olmazıdır. Grev kullanılmasını bildiği zaman iyi bir silahtır. Neye karşı silahtır? Kapitalist düzene karşı. Uslanmaz, arlanmaz, kar hırsıyla büyüyen işverene karşı grev güzel bir silahtır. Bizim de grev hakkımız var. Grev hakkımız var. Demokrasinin gereği grev hakkımız var. Çünkü bizim yüksek hekem kurulumuz yok. Grev hakkımız var. O yüzden her şeyi kanuni sürecince biz yürüttük sözleşmemizi. Bu 1 Mayıs'a geldiğimizde de sözleşmemizi bitiremedik maalesef. Masadayız. Müzakereler devam ediyor. Eğer ki biz masada anlaşamazsak, grev gününe kadar istediğimizi karşılayamazsak, biz bu greve çıkmaktan çekinmeyeceğimizi söyledik. Dün itibariyle de iş yerimize grev ilanımızı astık. İşverenimize grev ilanımızı tebliğ ettik. Kalabalık bir iki var diye grubuna da tebliğ ettik. Ne hikmetse çalışanlarımız çok acayip bir grev heveslisi. Yani bu fabrika 3 sözleşmedir insanları yoruyor. Bizi yoruyor gerçekten. Ben bunun içindeyim başından beri. 3. sözleşmem. Hep böyle son güne kadar dayandırıyor. Süreci son güne kadar kullanıyor. İnsanlar artık bundan bıkıyor. Yani grev günü geldiği zaman, grev sabahı geldiği zaman bu işçi tamamıyla grev sahasında olacaklar sabahında. Bugün de 1 Mayıs meydanında biz bunu canlı bir şekilde aykıracağız. İnşallah Türkiye'nin her yerinde, Çankırı dahil, kazasız, belasız, sorunsuz, emniyet güçlerimizi sıkıntıya sokmadan, devletimizi sıkıntıya sokmadan, işçileri bu işe kötü yönde alet etmeden 1 Mayıs kutlamalarımızı yaparız. Mesajlarımızı meydanlardan ilgililere, siyasilere, işverenlere iletiriz. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Bizler teşekkür ediyoruz. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz Halil İbrahim Bey. Çankırı Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Sayın Halil İbrahim Topçu az önce sizlerin de dinlediğiniz üzere çok önemli açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. 29 Mayıs gününde bir grev ilanını duyurdu. Tüm işçilere bu grevi 29 Mayıs günü için tebliğ ettiklerinden de bahsetti. 20 bin TL bandındaki ücretleri kabul etmediklerini söyledi. En az 30 bin, 35 bin rakamlarına ulaşmak istediklerini söyledi. Ve an itibariyle şu anda Çankırı'da kucaklama taşının önünden itibaren kortej başladı diyebiliriz. Meşaleler yakıldı, davullar, zurnalar çalınmaya başladı ve yürüyüş an itibariyle başladı sayın seyirciler. Tabii güvenlik güçleri şu anda anıt yoluna kadar bazı önlemlerini almış durumda. Gerek trafik noktasında gerekse yaşanabilecek herhangi bir taşkınlık konusunda Çankırı güvenlik güçleri gerekli önlemleri aldı. Kortejin en önünde ise şu anda çocukları görüyoruz. Çocuklar en önden yürüyor. Arkada belki de abileri, babaları, anneleri, ablaları onlarla birlikte onların arkasında onlara eşlik ediyor.
eşliğinde, zurnaların eşliğinde yürüyüşlerini devam ediyor şu anda. Tabii Sayın Topçu az önce çok önemli açıklamalarda bulundu. 29 Mayıs gününde bir grev kararı aldıklarını belirtti. İşverenle birlikte bu sorunu masada çözmek istediklerini belirtmişti. Fakat 3. sözleşmede de yapılan toplantıda 7 kere toplantı yapıldığını söyledi. 8. toplantıda da masada herhangi bir çözüme kavuşulmazsa, rakamda herhangi bir ortak noktada buluşulmazsa 29 Mayıs günü itibariyle Petrol İş Sendikası'nın greve başlayacağını belirtti Sayın Topçu. Sloganları atmaya başladı şu anda işçiler, yürüyüşlerine de devam ediyorlar. Tabii bu işçiler ne istiyor? Sayın Topçu'nun yaptığı açıklamalara göre yoksulluğa karşı, hayat pahalılığına karşı, vergide adaletsizliğe karşı siyasilere bazı mesajlar vermek istediklerini söylediler. Geçtiğimiz sene yapılan 1 Mayıs yürüyüşünde bu mesajın yerine ulaştığını ve bazı siyasileri rahatsız ettiğini, bu da onların bir şey olduğunu söylemişti. Emniyet güçlerine, devlete, belediyelere herhangi bir sorun yaşanmadan şu anda yürüyüşü tamamlamak istediklerini belirtti. Aynı zamanda Sayın Topçu şimdi ben de yavaş yavaş yürüyüşün yanında işçilerin yanına doğru gitmek istiyorum. Belki bazılarıyla röportaj yapma şansı yakalayabiliriz Sayın Seyirciler. Kucaklama taşı noktasından başlayan şu anda devam edecek ve at noktasında bir açıklamada bulunacak Sayın Topçu İşbirliği'nde. Bir yandan sloganlarını atmaya devam ediyor şu anda Petrol İş Sendikası aracılığıyla bazı işçiler. Tabii Sayın Topçu'nun yaptığı açıklamalara göre alanda herhangi bir kamu sendikasının olmadığını söyleyebiliriz. Kamu sendikalarının bu noktada herhangi bir yürüyüş gerçekleştirmediklerini, fakat Petrol İş Sendikası aracılığıyla şu anda alanda belli bir kalabalık olduğunu söylememiz de mümkün. Şimdi bir röportaj almaya çalışalım. Merhabalar, bayramınızı merhabalar, kutlarım sağ olun, öncelikle. Teşekkür ederim. Neler hissediyorsunuz şu anda bu yürüyüşte? Şu an çok mutluyuz. İşçi bayramında bu yürüyüşün faydalı olmasını, düzü haklarımızın alınmasını istiyoruz. Duyduğunuz üzere işçiler haklarını istiyor sayın seyirciler. Sloganlar da tabii bir yandan atılmaya devam ediyor. Açlıktan ölmeyiz. Biz bu Sayın Topçu bu yürüyüşün 29 Mayıs günü itibariyle başlayacak olan grevin bir parçası, hatta bir provası olduğunu söylemişti. Gördüğünüz gibi şu anda işçiler çocuklarıyla birlikte, kardeşleriyle birlikte yürüyüş alanındalar. Bayramınızı kutlarım öncelikle. İyi bayramlar. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Vallahi herkes için hayırlısı olsun inşallah. Bu Çankırı'da bu ikinci defa oldu. Bu Petrol İş Sendikası, sendikacılığı buraya getirdiği için öncelikle Ali İsmail Topçu'ya teşekkür ederiz. Hani sendika demek hak demek, hukuk demek. İnsanlarımız bilsin. Bu kadar yani. İşçiler haklarını istiyor diyebiliriz yani kısaca. Tabii alanda belli bir kalabalığın olduğunu söylemek mümkün. Az önce de bahsettiğim gibi davullar, zurnalar eşliğinde bütün vatandaşların ağzında neredeyse düdük olduğunu ve bu düdükleri de bir yandan çaldıklarını söyleyebiliriz. Direne, direne, diren işte direne, 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 diren işte direne, direne. Üstüne basarak özellikle belirtmek istiyorum ben de Sayın Topçu'nun az önce yaptığı açıklamalarda 29 Mayıs gününde bütün işçilere bir grev tepliğinde bulunduğunu söyledi. İşverenle birlikte bu sorunu masada halletmek istediklerini belirtti. Lakin
fakat imzalamış değiller. Yapılan açıklanan rakamlar ise onlara göre komik olduğunu düşündükleri içinde 29 Mayıs gününde grev yapmaktan çekinmeyeceklerini belirtir. Grevin demokratik bir hak olduğunu da belirtir. Sayın Topçu grevden çekinmeyeceklerini belirtir. Kortej şu anda yavaş yavaş belediye binasının önüne kadar yaklaştı diyebiliriz. Yani yapılacak olan basın ve halk açıklamasına da kısa bir süre kaldığını belirtebiliriz. Güvenlik güçlerinin yol boyunca bütün önlemleri aldığını da belirtmiştik. Gerek trafik gerekse yaşanabilecek herhangi bir durumunda güvenlik güçleri şu anda yol boyunca petrol iş sendikasına eşlik ediyor. Sayın Topçu, Halil İbrahim Topçu, Petrolis Sendikası Çankırı Şube Başkanı en önde yürüyor. Onun arkasında bütün sendika üyeleri, bütün işçiler çocuklarıyla birlikte, abileriyle birlikte, ablalarıyla birlikte yürümeye devam ediyorlar. Bir yandan da tabii slogan atmaya devam ediyorlar. Yavaş yavaş yaklaştığımız için, açıklama yapılacak noktaya yaklaştığımız için de yürüyüşün yavaşladığını söylememiz mümkün. Sendika üyeleri sözleşme hakkımız söke söke alırız diyorlar. Yani bu da az önce Sayın Toplu'nun yaptığı açıklamaya binaen 29 Mayıs gününde gerçekleşen grevin ön mesajı diyebiliriz. Şu anda yavaş yavaş Çankırı Belediye Binası'nın önüne doğru yaklaşmış bulunmaktayız. Gelsinler, oturtacak. Yavaş yavaş biz de az önce belirttiğim gibi yürüyüşün sonuna doğru yaklaştık ve sendika üyeleriyle birlikte röportaj almaya devam ediyoruz. Öncelikle bayramımızı kutluyoruz. Neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyoruz. İki senede bir sözleşmemiz oluyor her zaman. Ve her zaman fabrikamız bu yönde. 6 ay bizim paramızı vermiyorlar sürecine. Artık buramıza kadar geldi. Geçinemiyoruz. Kiralarımız arttı. Hayat pahalılığı devam ediyor. Bizim paramız da pul oluyor. İnşallah sonuna kadar sendika başkanımızın arkasındayız. Grevse grev diyoruz ve sendika başkanımızın arkasından devam ediyoruz. Sonuna kadar bu mücadeleyi bırakmayacağız inşallah. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sumutomo sesi geliyor. 1 Mayıs bizim bayramımız. Meydanlar bizim bayramlarımız diyorlar. Ey alın terini aşına tuz eyleyen kardeşim. Gün hakkını arama günüdür. Gönlü cebinden büyük olan yoldaşım. Gün birlik beraberlik günüdür. Çalışsın meydanlarda davullar. Çalışsın tek yürek, tek ağız şarkılar. Söylesin iş, aş, özgürlük sloganları atılsın. Gün birlik, gün dayanışma gündür. Haykırsın yiğit işçiler. Çocuklar kucaklarda, bebeler kucaklarda. Duysun sesimizi sağır kursanlar. Gün sesimize ses katma gündür. Gün şenlik günü, gün bayram günü, gün toy günüdür. Ön tarafı ilerleyelim. Tar kulesinin arkasında doldurabiliriz. Bayanlar öne alalım. Erkek taraf kulesinin arkadaşlar. Bayanlar ön tarafa. Erkekler arka tarafa. Bayanlar. Çok güzelsin Çankırı. Çok güzelsiniz işçi kardeşlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Beyler bu tarafa doğru beyler.
Sabah çöpleri toplarken görmemiş gibi çekip gittiğin Ahmet abinin günüdür. Marketten aldığın bonfileyi poşete koydururken yavaş koy diye azarladığın Ayşe ablamın günüdür. Her gün masana yemek tabağını koyan ama senin bir nasılsın bile demediğin insanların üretimden gelen gücün, emeğin günüdür. Devletten vergi kaçıran, vergisi silinen işverenin değil, elleri tezek kokan çiftçinin, alın teri döken sanayi işçisinin, hakkıyla rızkını kazanmak isteyen işçinin günüdür. Anasının boynu bükük, babasının kolu kırık, oğulları kan içinde, kalsın benim davam, divane kalsın demiş odan. O divan sensin artık, kaldır şu başını, sırt yumruğunu ve haykır. Bıçak kemikte! 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 Günün anlam ve önemini belirtmek üzere konuşmasını yapmak için sendikamızın gül sesi, Çankırımızın öz evladı, Petrolis Sendikası Kurucu Şube Başkanı, Direnişin Sivrisi, Halil İbrahim Topçu. Selamünaleyküm ya annemler. Maşallah. İşçiler burada, patron nerede diyoruz. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs'ımız kutlu olsun arkadaşlar. Ülkemizin tüm değerlerini
ve güzellikleri üreten emekçiler. İşçiler, tam emekçileri, emekliler, işsizler, kadınlar, gençler, emeğin en yüce değer olduğuna inananlar, insanca bir yaşam ve güzel bir gelecek isteyenler, insana yakışır çalışma koşulları ve onurlu bir yaşam isteyenler, Çankırı'nın kıymetli yarenleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Bugün 1 Mayıs. 1 Mayıs sömüren ve sömürülen iki sınıfın karşı karşıya geldiği, hem tarihsel hem güncel açıdan sınıf mücadelesinin somutlandığı gündür. İşçi sınıfının 8 saatlik iş günü ve daha iyi kazanımların korunması ve geliştirilmesi için mücadele etmiş sayısız eylem ve grev, kazanımların konuşulması için sayısız eylem, grev ve direnişle önemli bir mücadele geleneği oluşturmuştur. Bugün bir geleneği 17 şubemizle, ülkemizin dört bir yanındaki örgütlenme mücadelemizle, petrol iş üyesi direnişiyle devam etmektedir. 1 Mayıs bu sömürü düzeninin çarkları yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin etmek için dönüyorken, bu düzen böyle gitmez diyerek sokağa çıkanların günüdür. Dünyada ve ülkemizde 1 Mayıs alanlarına fabrikalar, atölyeler, madenler ve işyerlerinden yükselen umut, coşku ve mücadele kararlılığının damgasını vuracaktır. Petrol iş olarak işyerlerimizden üyelerimizin coşkusunu ve kararlılığını bugün meydanlara taşıyoruz. İşçi sesinin sömürü ve zulme karşı birlik ve dayanışma içinde çoğaltıyoruz. Dünya işçi sınıfının başlattığı insanca çalışma ve yaşama mücadelesi tüm emekçilerin yüzyılları aşarak evrensel bir dayanışma ile 1 Mayıs'larda buluşturuyor. 1 Mayıs'ta değişmeyen temel gündem, sömürüye karşı emeğin örgütlü gücünü artırmak oluyor. Bu yılda iş kazaları sonucu yüzlerce canımızı kaybettik. Eşimizi, dostumuzu, fabrikada çalışma arkadaşlarımızı kaybettik. Ancak susmayacağız. Kar hırsıyla acımadan dönen, işçiyi çarkları arasında ezen bu kapitalist sisteme karşı hep birlikte dur diyeceğiz. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. İş ekmek yoksa barış da yok. Sosyal devlet ilkesi doğrultusunda özel sektör ve kamu işyerleri ayrımı yapmaksızın tüm işçilerin alım gücünü destekleyecek ve ücretlerini artıracak önlemler alınmasını istiyoruz. Emekli aylıklarının ise sefalet düzeyinden derhal kurtulması gerekmektedir. Ancak enflasyon ile mücadele gerekçesiyle kemer sıkma programı adı altında tam aksi yönde hareket edilmekte. Tasarruf tedbirleriyle ücret ve harcamaları baskılamayı amaçlayan uygulamalara imza atılmaktadır. Ekonomi bürokratlarının asgari ücretin yılda bir kez artırılacağı ve emeklilere refah artışı yapılmayacağı yönündeki açıklamaları söz konusu politikaların
bir parçası oluşturmaktadır. Bu politikalara karşı 1 Mayıs'ta tavrımız nettir. İşçi sınıfı daha fazla fedakarlık yapmayacak ve ekonomik sıkıntıların faturasını ödemeyecektir. Ekonomide daralmanın ve üretimde yavaşlamanın iş yerlerinde işten çıkarmalar yoluyla işçilere fatura edilmesi kabul edilemez bir durumdur. Emekçiler açısından bir başka sorun, artan enflasyon karşısında alım gücümüzün hızla düşmesidir. Son bir yılda yoksullaştık. Elimizde, avucumuzda kalanı da kaybettik. Açlık sınırında yaşar hale geldik. Buna karşı şirketler karlarına kar katmaya devam ediyorlar. Aynı dönemde ekonomi büyürken emeğin büyümeden aldığı pay düşüyor. Ekonomide çarklar işçiden alıp sermayeye vermek için dönüyor. Burası 1 Mayıs meydanı. Tüm değerleri üreten bizleriz. Biz emekçileriz. Ürettiğimiz değerden payımızı istiyoruz. Adil bölüşüm talep ediyoruz. Ne diyor Çankırı yarenleri? Bu nasıl çark ulan? Buğday bizim, ezilen biziz. Un olan biz, aç kalan hepimiz. Kim bu doymak bilmeyen şerefsiz? İşçinin gücü sermayeyi yenecek. İşçinin gücü sermayeyi yenecek. İşçinin gücü sermayeyi yenecek. Tüm bunlar yetmezmiş gibi artan vergi kesintileriyle ücretlerimiz kuşa dönüyor. Gelir vergisi dilimlerindeki adaletsizlik belimizi büküyor. Ülkemizde toplanan vergilerin yükünü kazançlarını zirveye çıkaran işverenler değil, işçiler ödüyor. Bu bozuk vergi sistemi derhal değiştirilmeli ve daha adil hale getirilmelidir. Biz hep söylüyoruz, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Yılın başında aldığımız ücreti yılın sonunda da almak istiyoruz. Cebimizden ellerinizi çekin. Krizin durgunluğunu, faturasını biz ödemeyeceğiz. Küçülme bahanesiyle keyfi işten çıkarmalara karşı çıkıyoruz. Kıdem tazminatımızın tartışmaya açılmasına, iş güvencemizin yok edilmesine, güvencesizleşmeye ve esnekleşmeye hayır diyoruz. Köle gibi çalışmayacağız. Kamuda ve özelde taşeron çalışmaya son verilmelidir. Patronların cepleri şişsin diye kelle koltukta çalışmayacağız. Yıllardır fabrikalarda, tezgahlarda ve madenlerde daha fazla işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Buna hep birlikte dur diyeceğiz, yeter artık diyoruz. Buradan sendikalaşma amacıyla işten çıkarmaya performans düşüklüğü gerekçesi uyduran işverenlere de çağrı yapıyoruz. Sendikalaşma yasal ve anayasal hakkımızdır. Önünde duramazsınız. Grev hakkının erteleme kararlarıyla gasp edilmesine son verilmeli. Sendikal örgütlenmenin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Meclis çalışmalarında halkımızın ve işçi sınıfının işte bu gerçek sorunları tartışılmalıdır. Taleplerimize ve emekçilere sırtta kambur olarak bakılamaz. Emeğin sesine kulak verilmelidir. Geçen yılda 1 Mayıs'ta yaptık. Bu meydanda ön tarafta tüm siyasiler diziliydi. Neden biliyor musunuz? Bizim oylarımıza ihtiyaçları vardı. Şu an hepsine de davetiye gönderdim. Grup başkan vekilimizden Pelin Hanım'a, diğer bütün siyasilere,
şu an yeri geldi söylüyorum, neredesiniz? Seçim yok, bitti ama meydanda sadece işçiler var ve sorunları var. Yazıklar olsun. İşte sendika, işte başkan. İşte sendika, işte başkan. İşte sendika, işte başkan. Bugün susarsak yarın sorunlarımız daha da ağırlaşacak. Bizler susmayacağız. İşçileriz, emekçileriz, en büyük değeriz. O yüzden hep bu meydanlarda olacağız. Sesimizi güçlü şekilde haykıracağız. İşçiyiz, emekçiyiz. Onurumuzla ve insana yakışır bir şekilde çalışmak ve sorunlarımızın çözülmesini istiyoruz. Çankırı'da bulunan tüm işçi emekçiler, bugünleri meydanda olmaya davet ediyorum. Tüm sendikalara da çağrı yaptım. Buradan serzenişimi dile getirmek istiyorum. Kamu sendikaları, neden burada değilsiniz? Ücret dengesizliği var. Ayrı ayrı sözleşmeler yapıyor. Neden bizim de burada değilsiniz? Diğer özel sendikalara da söylüyorum. Türk İş burada sağ olsun. Bizim kendi sendikamız, konfederasyonumuz. Lakin diğer sendikalar da burada olabilir. Fakat göremiyoruz. Evet, Türk Eğitim'den teşekkür ederim. CHP, Türk Prosel. Şimdi hepsinin temsilcisi var. Arkalarını da görmek istiyorum. Evet, başkanlarımız el sallıyor. Teşekkür ederim. Arkasını da görmek istiyorum. Evet, CHP burada. Teşekkür ederiz CHP'ye. MHP başkan yardımcısı da burada. MHP başkan yardımcılarımız da buradalar. Şimdi, evet. Bütün siyasilerimiz burada. Sorunlarımız da burada. Ben sayacağım. O sorunlarımız ortak olmalarını istiyorum. Teşekkür ederiz. Türk Av da burada, İsa başkanımız. Bütün çalışmaları destekliyorum. Yanındayım. Şimdi Çankırı'da bulunan tüm emekçileri bugünlerde meydanda olmaya davet ediyorum. Ayırmaksızın dedim. Emeklisi, işçisi. Çünkü emekliler beli kırılmış. 11 lirayla geçinemez hale gelmişler. En son seçimde de bir ders verdiler. Demek ki bunu dikkate almak gerekiyormuş. Kimse bundan korkmasın, çekinmesin. Bu bir hak mücadelesinin, hakça paylaşımının doğru bir şekilde yapılması gerektiğinin haykırıldığı gündür. 1 Mayıslar asla devlete küfretme, isyan etme, küsme günleri olmamalı. Asla devlet malına zarar verme ortamlarına dönüştürülmemeli. Tüm işçiler aileleriyle ve çocuklarıyla bu günü coşkulu bir şekilde kutlamalılar. Nevruz havasında, şölen havasında kutlamalı ve haklı taleplerini legal ortamlarda dile getirmeliler. Evet, Çankırı Engelliler Derneğimiz, Çender, Selami Başkanımız az önce buradaydı. Teşekkür ediyoruz kendisine, o azimli çalışmasına, engeller için yaptığı çalışmalara. Eyvallah, var olsun. Çankırı genelinde özel sektörün hiçbirinde sendika yok. Sadece makine kimyada var. Özel, o da kamu biliyorsunuz, yarı özelleşti. Hiçbir özel sektörde sendikalaşma yok. Biz petrol iş olarak bunun için çok çırpınıyoruz. Fakat Çankırı'nın bir kaderi midir nedir? Rızık korkusuyla tehdit ediliyor. Hayvancılıkla, tarımla geçinilen halka bunu al yeterlidir deniliyor. O yüzden bizim de sendikalaşmamız maalesef zor oluyor. Akü emekçileri sendika çatısı altında olmalı. Burada mutlaka akü çalışanımız vardır ama gizleniyordur. Öyle bir kontrol ediliyor ki her attığı adımlar patronun tarafından takip ediliyor. Yaptığımız üyelikler bakanlıktan tespit edilip istifa ettiriliyor. Evet, 1 Mayıs meydanı devlete küsme, isyan etme, küfretme meydanı değil. Ama ben buradan kınıyorum. Çalışma Bakanlığından kim üyelerin bilgisini veriyorsa yazıklar olsun onun aldığı maaşa. Yazıklar olsun onun emeğine. İşçiyi patrona satanlara yazıklar olsun.
Birleşse, birleşse kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. AKP ekibi zehir içinde çalışıyor. Mutlaka örgütlenmeli, sendik olmalı. Ernamaş emekçileri, yıllardır işçi kıyımı var, takip ediyoruz. 1 Mayıs davetinin önüne gittik. Hepsi gözümüzün içine bakıyor. Fakat orası da iş kollarıyla insanları kandırıyor. Gereksiz farklı iş kollarına geçiriyor. Torgun, Şabanözü ve diğer OSB'de çalışan emekçiler hepsi sendika çatısı altında olmalı. Ben bunun arzusunu gidiyorum. Bu çalışmaları yapıyoruz. Şabanözü'nde Turaç, Güral, Kapex, Bişek, Ernamaş'ın bir kolu Elensan'da biz iş kolu tespit davası açtık. İnşallah buraları petrokimyaya geçireceğiz, üye yapacağız. Diğerlerini de metal sektörü düşünecek. Vedat Başkanımız burada, açsın kulaklarını. Metal sektörü de oralarda örgütlenmeli. Onların da sendikaya ihtiyaçları var. Buradan Çankırı'nın tüm işletmeleri, Akü, Alpin, Celal, Berrak, Untaş, Salti, Safir, Ernamaş, Metaplas, Elefsan, Enpak, Turaç, Kapex, Güral, Megasan, Seramik, Aytaç, Gıdıman, Kırıker Metal, Lotus Döküm, Farika, petrol istasyonları, tekstil ve temizlik firmaları. Hepiniz bir sendika çatısı altında örgütlenin. Bir avukatınız, sözcünüz olsun. En azından yasa uygulanır. Yasal uygulanır ve kanun hükümler çerçevesinde sözleşme hakkı elde ederler. Burada çalışan tüm işçiler aileleri kazanacağı gibi tüm Çankırı esnafı da payına düşeni alacaktır. Sendikal örgütlenmeden asla korkmayalım. İşten atılırım korkusuyla kapılmayalım. Rızkın kefili yalnızca Allah'tır. Unutulmamalıdır ki mücadele edenler her zaman kazanamayabilir. Yalnız kazananlar daima mücadele edenlerdir. İş, aş, adalet, petrol işe emanet. İş, aş, adalet, petrol işe emanet. İş, aş, adalet, petrol işe emanet. Bizim geçen 1 Mayıs'ta aynı burada bu şekilde kalabalık siyasiler de önderi. Bizim sorunlarımız var dedik. Organize sanayinin sorunları var dedik. Sumitomo işçisinin konut sorunu var dedik. Yıllarca bana söz verip konut sorunu çözmeyenler seçimlerde vaat ettiler. Şu an göremiyoruz. Bizim konut sorunlarımız çözülmedi. Ambulans sorunumuz çözülmedi. İtfaiye sorunumuz çözülmedi. Biz siyasilerimizden bu sorunlarımıza çözüm bekliyoruz. Lütfen organize sanayinin sorunlarına el atın. Yakın kent organize sanayi dolmaya başladı. İşletmeler geliyor. Bu güzel bir şey. Çünkü büyük şehirlerin depremden dolayı boşalması lazım. Kimse yarenlerin has yüzüne hayran olduğu için gelmiyor. Bu bölgelere gelmeleri gerekiyor. Gelecekler. Bizde de işçilik ucuz diyor birileri. Biz hayır diyoruz. Biraz sonra gireceğim Sumitomo işine. Biz yaptığımız sözleşmelerle ne kadar ucuz olmadığını, yarenlerin emeklerinin o kadar bedavaya da sömürülmeyeceğini onlara göstereceğiz. Biz Sumitomo'yla sözleşme arafesindeyiz. Biraz oraya derinlemesine girmek istiyorum. Uzlaşmaz tavrı işverenimizin kapitalist düşüncesi bizi canımızdan tak ettirdi. 7-8. toplantımızı yaptık. Bu işçilere, yarenlere reva gördüğü ücretler açlık sınırlarının biraz üzerinde. Biz bir şey sloganla yola çıktık. Biz yoksul olmak istiyoruz dedik. Çok mu şey istedik arkadaşlar? Sadece yoksul olmak istiyoruz dedik. Yoksulluk sınırı her geçen gün yükseliyor. Bizim taleplerimiz aynı. Burada işverenin uzlaşmaz tavrına
biz 4 aydır masada müzakereyle karşılık verdik. Müzakere olmazsa biz bunun karşılığını gösteririz dedik. Sonuna kadar süreci yasal bir şekilde kullanacağız dedik. Fakat geldiğimiz süreçte işverenimizin teklifleri, talepleri bizi doyurmuyor. Lastik işçisine, lastik emekçisine, o karbon tozunu yutan lastik yarenlerine yakışmayan ücretler olduğu için dün itibariyle arkadaşlar, dün itibariyle grev kararımızı aldım. Tüm yarenlere hayırlı olsun. İşveren adamını başına açar. İşveren adamını başına açar. İşveren adamını başına açar. İşveren zamını al başına çal. İşveren zamını al başına çal. İşveren zamını al başına çal. Direne, direne, direnişte greve. Direne, direne, direnişte greve. Direne, direne, direnişte greve. Biz hep şunu söylüyoruz arkadaşlar. Fedakarlık karşılıklı olmalı. Fakat hep feda eden işçi, kar eden işveren olursa bu olmuyor. 10. yılımızı doldurduk. Bu 3. sözleşmemiz. İlk sözleşmemizde dedik ki fabrikamız yeni. Temeller atıldı, ayakta durması lazım. Bu sözleşmemiz kurucu sözleşme olacak. 2. sözleşmemizde onarıcı sözleşme olacak. Eksikleri tamir edeceğiz dedik ve öyle yaptık. Çok güzel bir sözleşme yaptık. Lakin buradan isyan etmeyeceğiz dediğimiz devletimizin ücret politikası, ekonomi yönetimi alım gücünü daralttı. Alım gücünü düşürdü. Bizim aldığımız ücretler aşağılarda kaldı. 3. sözleşmemiz kalıcı sözleşme olacak. İnşallah bunu da hep birlikte başaracağız. O yüzden dedik ki azdan az gider, çoktan çok gider. Grev ise grev. 29 Mayıs bizim grev tarihimiz. Genel merkezimizle bir anlaşma yaptık. Sağ olsunlar hepsi arkamızda. Şubemizin, temsilcilerimizin, ekibimizin hepsi arkasında. Hangi gün grev uygulamasını başlatalım? Fetih günü dedim. 29 Mayıs fetih günüdür. Bizim inşallah zafer günümüz olacak. O güne kadar masaya davet ederlerse oturacağız. Müzakerelerimiz devam edecek. Çünkü biz petrol iş sendikasıyız. İllegal bir dağdan inme örgüt değiliz. Masada müzakere, sahada mücadele bizim petrol iş sendikamızın olmazsa olmazıdır. O yüzden sonuna kadar masayı kullanacağız. Fakat sahada mücadelemizde temsilcilerimiz vasıtasıyla devam edecekler. Onun için buradan işverene çağırım. Diyorum ki fedakarca çalışan bu lastik işçisini artık üzme, yorma, yeter artık. Süreci sonuna kadar kullanmaya heveslenme. Bizi greve zorlama. Biz grev heveslisi değiliz. Grev işçinin elinde demokrasinin gereği güzel bir silahtır. Çünkü birçok işletmelerde grev üstelemeler var. Yüksek hakemler var. Çok kanunsuz uygulamalar var. Bizim böyle bir sorunumuz yok. Yüksek hakem sorunumuz yok. İnşallah işveren de grev ertelemesine gitmez, bizi yormaz, kanunsuz yerlerle uğraşmaz, siyasilerden destek almaya çalışmaz. Bizi de son güne kadar bekletmeden sözleşmemizi imzalarız. Tabii nereye imzalarız? Bizim bir hedefimiz var.
en alt çalışan operatör alım gücü belli bir seviyeye gelecek. Çünkü hep şunu söylüyoruz. Markette, manavda, ev kirasında her yerde harcama aynı. Kimseye özellik yapmıyorlar. Müdüre daha pahalı, operatöre daha ucuz vermiyorlar. O yüzden biz alt seviye çalışan emekçilerin, operatörlerin ücretini belli bir seviyeye çekmeden bu sözleşme bitmeyecek. Bitmezse de grevse grev, eylemse eylem, söylemse söylem. Unutmayalım, dünya yerinden oynar işçiler birlik olsa. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok, tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Adil ve barış içinde yaşayacağımız bir dünya ancak işçi sınıfının mücadelesiyle kurulacaktır. Bütün emekçilerin ve üyelerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutluyoruz. Yardım edilmiş yoksullar değil, ortadan kaldırılmış yoksulluk için. Yaşasın işçi sınıfının mücadele ve dayanışma günü. Yaşasın 1 Mayıs. Tekrardan bu duygu ve düşünceler içerisinde Anadolu'nun bakir topraklarının düşüncesi fakir, talepleri fakir, direnişi fakir, işçi ve emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramımız kutlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hızır Ata yoldaşımız olsun. Kalın sağlıcakla. Buradan Sumitomo'da şu an çalışan emekçilere selam olsun. Onlar çalışmak zorundalar. Fakat bugün 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda bütün memurlara tatil. Emeklilere zaten tatil. Niye burada değiller arkadaşlar? Niye sadece bizim vardiyadan çıkan ya da evinde gelen izinli işçilerimize yük biniyor? Ben buradan tüm Çankırı halkına diyorum ki bu 3 senedir Çankırı tarihinde 1 Mayıs hiç görmemiş. Bugüne kadar yapmamışlar. Kısa basın açıklamalarıyla geçirilmiş. Bu günleri önemseyelim. Bu günlerde meydana gelelim. Çoluk çocuğumuzla gelelim ve diğer bütün hak bekleyen emekçilere destek olalım inşallah. Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun, var olun. İşte petrol iş. İşte sendika. İşte petrol iş. İşte sendika. İşte petrol iş. Değerli çalışanlarımız, kıymetli misafirlerimiz, programımız devam ediyor halayla oyunlarla. Aynı zamanda çorba ikramımız var. İşçi çorbasıdır. İşçinin anasıyla, anasının hakkı gibi, anasının hakkı gibi olan, parasıyla alınmış bir çorbadır. Çorbamızdan üstel içelim, içmeden olanı terk etmeyelim. Anasını da barıştırıyor. Saatimiz Onur Bey, beklenmektesin. Petrol İş Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu az önce bazı açıklamalarda bulundu. Az önce de bahsettiğimiz gibi 29 Mayıs gününde yapılacak olan greve tüm işçiler için çağrıda bulundu. Şu anda gösteri hala devam ediyor. Halaylar eşliğinde işçiler devam edecekler ve aynı zamanda İkram Çeşmesi'nden çorba dağıtımı yapılacak tüm sendika üyelerine.
Halil İbrahim Topçu bazı sorunlardan bahsetti az önceki yaptığı konuşmada. Konut sorununun hala çözülmediğinden bahsetti. Ambulans sorununun, ambulans sisteminin hala çözülmediğinden bahsetti. Gördüğünüz gibi şu anda davulla birlikte, zurnayla birlikte, şarkılarla, müziklerle birlikte halay eşliğinde sendika işçileri şu anda alandalar hala. Evet, açılış yapmak üzere değerli başkanım, başkan yardımcım. Şöyle ortaya buyursunlar efendim. Ah yâre. Ama çiçek tanemler vardı sana dalarım. Geliktirdi burun urunlarım. Üç güneydi kavgalar aldım. Beşin oldu yandan gelmez ağlarım. Oyunlar eşliğinde, çalgılar eşliğinde, pardon, şu anda bayram kutlamaları gördüğünüz üzere devam ediyor sayın seyirciler. Biz de aralarında kaldık şu anda. Petrolist Sendikası Çankırı Şube Başkanı Halil İbrahim Topçu'nun yaptığı açıklamalar doğrultusunda bazı sorunların hala belirtilmişti ve şu anda bütün işçiler bayramlarını kutlamaya devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi canlı müzik eşliğinde canlı canlı şu anda bayram kutlamaları başladı ve yaklaşık süre daha devam edeceğini bekliyoruz. Az önce de belirttiğim gibi güvenlik güçlerine, emniyet güçlerine herhangi bir sıkıntı çıkmadan şu anda bayram kutlamaları devam ediyor. Kapı tren az 950 ne yumurta yavrumur. Yumur aslanım yumur, yumur başlan yumur. Sen de yumur yumur. Çarşısında alim aman 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 gülüm eylen eylen eylen. Ay doğar karşısında, gün doğar karşısında. Gidiyorum gidemiyorum alim aman 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 gülüm eylen eylen eylen. Tabii şu anda kutlama alanında, bayram kutlama alanında yalnızca işçiler yok. Onların çocukları, kardeşleri, anneleri, belki de babaları şu anda işçilere eşlik ediyorlar. Onların yalnız olmadığını onlara hissettirmek istiyorlar. Döner bir de baba.
yandan devam ederken sendika işçileri şu anda hala alanda beklemeye devam ediyorlar. Az önce ikram çeşmesinden çorba ikramında da bulunulmuştu ve yanımızda şu anda röportaj alma şansımız var mı acaba? Kısa bir görüşümüzü alalım. Peki biz teşekkür ediyoruz. Kısa bir görüşünüzü alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Kısa bir görüşünüzü alalım. Öncelikle bayramımızı kutluyoruz. Bugün hakkında neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Sizce verimli bir gün oluyor mu? Bence bayağı bir verimli gün oluyor. Çünkü lastik fabrikası ilk defa işçiler bu kadar birleşti. Şu an gelemeyen bir dünya arkadaşımız var. Vardiyaya gidecek arkadaşlarımız var. İzinde arkadaşlarımız var. Yani başkanımızın tamamen arkasındayız. Tabii sendika işçileri de başkanlarının arkalarında olduklarını belirtiyorlar. 29 Mayıs'ta bir grev mesajı verilmişti. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Başkanımız ne derse onu yapacağız. İşçiler de gördüğünüz gibi şu anda 29 Mayıs günü yapılacak olan grev içinde hazırlıklarını neredeyse tamamlamış bulunmaktalar ve ezan okunduğu için de şu anda çalgı durdu, oyunlar durdu. Ezanın bitmesini bekliyorlar. Biz de tabii bu fırsattan istifade hemen röportajlar almaya devam edelim. Pardon. Kısa bir görüşünüzü alabilir miyiz acaba bugün hakkında? Öncelikle 1 Mayıs Çankırı'da daha önce kutlanmıyordu. Petrol sayesinde son 3 yıldır kutlanmaya başladı. 1 Mayıs deyince herkesin aklına işte polise saldıran, taş atanlar, işte devletin malına zarar verenler aklına geliyordu. Biz Çankırı'da bunu Allah'ın izniyle ekart ettik. 1 Mayıs'ın gerçekten de işçinin bayramı olduğunu kanıtladık. Devletin ve milletin iç içe olduğu bir bayram olduğunu herkese Çankırı'da kanıtlamış olduk. Bugünü ayarlayan özellikle Petrol İşçi Sendikası Başkanı Halil İbrahim Topçu'ya çok teşekkür ediyoruz. Sumitomo işçiler olarak da bugüne isterdik ki bütün işçiler olarak katılalım, çalışmayalım. Çünkü bugün işçi bayramıydı. Onun için dedik hani beraber katılalım ama buna devletimizin kurduğu Türk İş Kanunu izin vermediği için sadece izinli olanlarımız geldik. Buruk bir bayram. Aslında İlerleyen zamanlarda da inşallah bir devletimizden bizim temennimiz de budur. Hep birlikte mutlu, coşkulu bir bayram olarak geçirelim. Yani bugün baktığımız zaman Ankara, İstanbul, işte diğer illere falan. Dün haberlerde yine izledik. Taksim kapatılıyor, işte Kızılay'a giriş yok. Yani bizim 1 Mayıs anlayışımız bu değil. Yani Türk milletine yakışan 1 Mayıs bu değil. Bizim anlayışımız Çankırı halkı olarak da her zaman devletine ve milletine bağlı olan bir anlayışla bunu elimizden geldiğince en güzel şekilde kutlamak. Yani bize, Türk halkına yakışan budur. Teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ediyoruz. Tabii sendika işlerinde bahsettiği üzere devlete, polis memurlarına, emniyet güçlerine, Çankırı emniyet güçlerine herhangi bir problem yaşanmadı ve şu anda az önce de bahsettiğim gibi sadece İşçiler değil, onların çocukları, belki abileri, kardeşleri de burada. Merhabalar. Merhabalar. İsmini öğrenebilir miyim? Sema Nur. Kim için buradasın, kiminle birlikte geldin? Babamla birlikte geldim. Babam için buradayım. Neler hissediyorsun peki, mutlu musun? Mutluyum ve yani babamın hakkını istiyorum. Babamın hakkını savunuyorum burada. Tabii küçük yaşta 7'den 70'e burada herkes işçilerin hakkını savunmak için toplanmış durumda. Az önce de bahsettiğim gibi kimisi babası için burada, kimisi abisi için burada, kimisi ise annesi ablası için burada. 7'den 70'e şu anda alandaki kalabalık hala devam ediyor diyebiliriz. Tabii bir yandan ikram çeşmesinde de çorba ikramı devam ediyor. Röportaj için tekrardan sendika işçilerinin arasına girdik biz de. Merhabalar, önce bayramınızı kutlarım. Teşekkür ederiz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hüseyin Teköz, işçi düm temsilcisiyim. Neler hissediyorsunuz, bugün hakkındaki düşünceleriniz neler? Bugün tabii ki dediğim işçilerin, yani bugün diyorum bayramı, mutluyuz. Bugün diyorum alanlardayız. Türkiye'nin 81 ilinde bugün tüm işçiler diyorum alanlarda. Bugün ne yazık ki işçilerin üzerinden diyorum kesilen diyorum vergiler, adaletsizlikler, ne yazık ki aldığımız ücretlerin pandemi döneminden beri diyorum erimesi, pandemide bile tüm fabrikaların diyorum çalışarak, işçilerin diyorum çalışarak, herkesin evleri diyorum gitmesi ama işçiler durmadan diyorum çalıştılar. O yüzden bunları haykırmak için bugün diyorum alanlardayız. Bugün ya yani Sumitomo'da da hala 4 aydır süren bir sözleşmemiz var ve hala diyorum tabii bitmedi. İşverenin ne yazık ki bizleri reva gördüğü ücretleri kabul etmeyeceğiz. Sonuna kadar da direneceğiz. En güzel şekilde dedim sözleşmemizi her zaman için şey yapacağız, bitireceğiz. Bugün çok çok da mutluyuz.
Sayın Topçu 29 Mayıs günde bir grev mesajı verdi. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet. Şube yönetimi ve temsilcilik olarak dün grev kağıdımızı diyorum astık. İşçilerimizin bir talepleri vardı. Grevimizi öne çektik. 30 gün öncesine çektik ve dedim grev kağıdımızı astık. İş yerinde de büyük bir mutlulukla diyorum karşılandı. Yapılması gereken en güzel diyorum olaydı. Ve bunu da diyorum grev günümüze aldık. 29'una kadar da kapımız açık. Eğer görüşmek isterlerse sonuna kadar açığız. Ancak taleplerimiz kabul edilmezse 29 Mayıs'ta inşallah grevdeyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz. 29 Mayıs gününe kadar herhangi bir ortak mutabakat imzalanmazsa bir grev çağrısı var. Biz de röportajlara bir yandan devam edelim. Gördüğünüz gibi şu anda çocuklarla birlikte aileleri alanda çorbalarını yudumluyorlar. İkram çeşmesinden şu anda bütün işçilere çorba ikramı devam ediyor. Öncelikle iyi bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar, teşekkür ederiz abi. Neler düşünüyorsunuz bugün hakkında? Fikirleriniz, düşünceleriniz neler? Ya hiç işçilerin hakkı vermek çok güzel bir şey. Her zaman yani böyle de işçilerin destek çıkmalarını istiyoruz yani. Biz de emek olmayınca yemek olmuyor. Her zaman işçilerin yanında olmalarını istiyoruz. Yani diyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan iyi bayramlar diliyoruz. Şu anda az önce de bahsettiğim gibi ikram çeşmesinden çok teşekkür ediyoruz. Çorba ikramı devam ediyor. Tüm müşteri olduğu gibi biz de hakkımıza düşeni aldık diyebiliriz. Alalım. Tabii canlı müzik eşliğinde şu anda bayram kutlamaları devam ediyor. Gördüğünüz üzere alandaki kalabalık hala devam ediyor ve yavaş yavaş da hızlanmaya başlıyor tabii bir yandan. İşçiler mutlu ama işçiler tabii ki emeklerinin karşılığını istiyor. Emek olmadan yemek olmaz diyorlar. Az önce de bahsettiğim gibi 29 Mayıs gününe kadar herhangi bir ortak mutabakat imzalanmazsa 29 Mayıs gününde de ortak bir greve çıkacaklarını belirttiler. Ve bütün işçiler de şu anda Sayın Topçu'nun açıklamalarını destekliyor nitelikte diyebiliriz. Tabii bayram kutlamaları burada hala devam edecek fakat bizlere ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldik sayın seyirciler. Şimdi sözü Sayın Ercan Şeker'e merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tüm işçilere, tüm emekçilere iyi bayramlar diliyoruz. Toplada gerçekten güzel bir kutlama yapıldığını da
biz izledik. Ekranlarınızda da canlı yayında getirdik. Hala 1 Mayıs coşkusu Çankırı'da devam ediyor. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bu yayınları ekranlarınıza vermeye çalıştık. Ve bir önemli açıklama daha vardı. Bu da yine lastik fabrikası, Sumitomo lastik fabrikasında çalışan işçiler grev kararı aldıklarını açıkladı. 29 Mayıs'ta İstanbul'un fetih tarihinin olduğu günde eğer anlaşamazlarsa greve başlayacakları mesajını da verdiler. Ve yine tabii ki alanda kimleri görüyoruz? Makine kimya işçilerini de alanda görüyoruz. Yine Vedat Bey de alandaydı. Sendikaların güçlü bir şekilde aslında bu meydanda olmasını isterdik. Daha güçlü bir şekilde işçinin mesajını meydanlarda vermesini isterdik. Fakat bunun öncülüğünü Petrol İş Sendikası yaptı. Petrol İş Sendikası 2 yıldır 1 Mayıs törenlerini Çankırı'da kutluyor ve yine bir kutlama törenine imza attı. Kucaklama taşında başladı yürüyüş ve işçiler sloganları eşliğinde belediye meydanına geldiler ve belediye meydanında konuşmalar yapıldı. Konuşmaların ardından da şu anda işçiler müzik eşliğinde halay çekiyorlar. Yine ikram çorbasından alana gelenlere, ailesiyle gelenleri de görüyorsunuz ekranlarınızda. Yine çocukları görüyorsunuz. Aileleriyle katılım sağlayanlar da, işçiler de var, işçi kardeşlerimiz de var. Özellikle bir röportaj beni çok etkiledi. Bir küçük kız çocuğu, sevgili muhabirimiz Mehmet'le yaptığı röportajda babamın hakkını alması için buradayım dedi. Küçücük bir kız çocuğu dahi bu meydanlarda babasının hakkını almak için gelmesi beni gerçekten duygulandırdı. Bu 1 Mayıs törenlerinin önemli ayrıntılarından birisi olarak dikkat çekti. Ve halen belediye meydanında işçiler bayramlarını kutluyorlar, doyasıya eğleniyorlar. Onların hakkıdır. Evet, işçi kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimiz bugün bütün alanlarda, bütün sektörlerde üretimin ana unsurunu oluşturuyorlar. Biz de Çankırı Postası TV ekibi olarak 1 Mayıs törenlerini canlı yayınla ekranlarınıza getirmeye gayret ettik. Yayınımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizleri bütün izleyen sevgili Çankırı Postası TV izleyicilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma, sevgili kameralarda Salih Sağlam ve Ramazan Babutçu'ya, yine muhabirimiz Mehmet Üçöz'e teşekkür ediyoruz. Yine Yusuf Şeker'e teşekkür ediyoruz. Evet, yayınımızın sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Saygılar, sevgiler sunuyoruz. Çankırı'dan kucak dolusu selamlar diliyoruz.